Endgame filmi bir yandan bir devri kapatıyorken öbür yandan da sinematik evrenine yeni bir sayfa açma çabasındaydı. Açıkçası zincirleme olayları birbirine bağlamakta tam bir profesyonel olan Kevin Feige önümüzdeki birkaç yılda çıkacak olan dizi ve filmlerin temelini Endgame ile atmayı başardı. Bu 10 yılın sonlarına doğru Doctor Strange, Captain Marvel, Spider-Man ve Black Panther gibi karakterlerin üzerinden devam edecek yeni seriler kurulsa da bir yandan da yolculuğun başından beri yanımızda olan bir karakterin de geleceğini ister istemez devam ettirmeye karar verdiler. O karakter de videonun başından da anlayacağınız üzere Loki. Loki ile bu kanalın arasına gerçekten çok önemli bir bağın olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise Infinity War'dan tam 4 ay önce kimler ölecek muhabbetleri hazır başlamışken her zaman Loki'nin öleceğini kanalda belirtiyordum. Infinity War sonrasında da bir daha Loki'yi göremeyeceğimize eğer görecek olursak zaman yolculuğu muhabbetiyle kendisine rastlayacağımızı belirttim. Şimdi ise kendisine ait bir dizisi önümüzdeki yıl içerisinde Disney Plus dizi yayın servisinde çıkacak. Hazır bahsi açılmışken değinmeden geçmek olmaz. Disney'in de bu son 5 yılın en rövaşta olan olayı yani dizi film yayın servis işine girişmiş olması gerçekten muazzam. Şu anda sektörün başında olan firma Netflix ancak Disney yayın servisi yani Disney Plus kurulduktan sonra bir anda Netflix'ten bütün Disney yapımları çekilirse bunun üzerine Disney Plus'ın kendi bünyesinde çıkaracağı dizi ve filmler kaliteli olursa o zaman Netflix'in vay haline. Türkiye'de bu yeniliğin gerisinde kalmadan geçtiğimiz yıllarda Turkcell TV Plus, Blue TV ve Poo TV gibi yayın ağları kurmuştu. Eğer Disney Plus'ın üyelik fiyatı dolar kurundan dolayı Türk lirasına fazla gelmezse, Disney Plus Türkiye'de dahil birçok ülkenin dizi film için ayırdığı aylık bütçeyi kazanacakmış gibi duruyor. Loki'ye geri dönelim. Hatırlarsak Endgame ile öğrendiğimiz zaman yolculuğu kuralları başka bilim kurgu filmlerindeki alışa geldik zaman yolculuğu mevzusundan biraz daha farklı. Eğer geçmişe gidip bir şeyi değiştirirsek geleceğimiz de etkilenmiyor. Bu eylemimizin etkilendiği farklı bir paralel evren oluşuyor. Avengers ekibi 2012 yılında New York'a geri döndüğünde görevleri olan Tesseract'i alamayıp bir de Loki'nin kaçmasına neden olmuşlardı. Tesseract'i alıp portal açarak kaçan Loki ise kendisinin ölmediği başka bir paralel evren oluşturmuştu. Nereden baksak bu paralel dünya büyük bir ihtimalle bizimkiyle tıpatıp aynı. Lakin Loki hayatta. Geçtiğimiz günlerde Fagin'in verdiği konferanslardan bir tanesinde Loki dizisinin logosunu ve diziden bir kareyi görebilme fırsatı bulmuştuk. Karede Loki'yi Amerika'da Steven Spielberg'den çıkan Jaws filminin tanıtım afişinin önünde buluyoruz. Bu detay ile kendisine 1974 ya da 75 yılları içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaman yolculuğunu Tesseract ile mi yaptı yoksa başka bir alet mi kullandı bilmiyorum. Ama dizinin açıklamasından da anlaşılacağı üzere büyük bir ihtimalle Loki tarih boyunca insanların arasına dalıp şekil değiştire değiştire çeşitli olayların yaşandığı anlara dahil olacak. Yani DC'cilerin dilinde Legends of Tomorrow. Bu mantıkta ilerleyecek olursak dizinin bölüm sayısı da pek net olmasa da Tom Hiddleston gibi bir aktörün 12 bölümden fazlasını kabul edeceğini zannetmiyorum. Dizi içerisinde Thanos'u kesinlikle görmeyeceğimizi düşünsem de kendisinin adı bir iki kez bir yerlerde geçecektir. Hatta dizinin başlarında Thor'u bile kuvvetli ihtimal bir iki kez görebiliriz. Bunların yanında dizinin dünya dışına pek fazla çıkacağını söyleyemem. Ancak Loki tesenekte alıp kaçtığı için başka ırktan uzaylıların bu taşın peşine düşmeleri de olası. Loki karakteri dizisi boyunca yaşanmış birçok olayı günümüzde bir yerde birisine anlatıyor da olabilir. Kendisi hikaye misali karşısındaki kişiye olayları bir bir anlatırken bir yandan da o süreçte neler yaşandığına dair flashbackler görürüz. Ayrıca bölüm uzunluklarının da yarım saat ile 50 dakika arasında gidip geleceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim bu bu dizinin düşmanının kim olduğuna. Şunu söylemeliyim ki Loki karakterinin çizgi romanları içerisinde spesifik olarak görebileceğimiz pek bir düşmanı olduğu söylenemez. Kendisinin yıllar boyunca karşı karşıya geldiği birkaç karaktere bakalım ve aralarında eleme yapalım isterseniz. Asgard askerleri ve başlarındaki Einhar. Ne yazık ki öldüler. Kara elfler ve Khors. Thor's World'da gördüğümüze göre bir daha kendileriyle karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Shield ile Avengers. E, buna bahsetmeme gerek yoktur herhalde. Hela ile Fenris kendilerini Thor Ragnarok'ta gördüğümüze göre tıpkı kara elfler gibi bir daha göreceğimizi zannetmem. Thanos ile Black Order. Kendileri hakkında bahsedecek bir şey olduğu da söylenemez bence. Bu süreç içerisinde en tanınan kötülerin bunlar olmasına rağmen hiçbirisinin Loki ile mücadele edecek durumda olamaması da ilginç. Bu durum da beni ister istemez dizinin kendine özgü yeni bir düşman oluşturacağına yöneltiyor. Ya da hiçbir düşman olmaz ve Loki sadece Zaman yolculuğu ile gittiği yerlerde çeşitli zorluklar ile karşılaşır. Her ne olacaksa olsun Tom Hiddleston harika bir oyuncu ve Disney'de işini biliyor. Yani Loki hakkında söyleyebileceklerim bu kadar olsa gerek. Sizlerin hakkında yapmamı istediğiniz herhangi bir video varsa yorumlara yazın lütfen. En fazla like alan fikri en hızlı bir şekilde videoya dökmeye çalışacağım. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz de çok mutlu olurum. Anlık yenilikleri de orada paylaşıyorum. Hadi ben kaçtım. Bye.